Bu videonun sana katkısı, WordPress haber teması üzerinde kategori oluşturma, kategorilere ait yazılar oluşturma ve son olarak temayı özelleştirebilme. Bir WordPress dersinden daha herkese merhabalar. Bu derste artık haber uygulamamızın, haber sitemizin daha da gelişmiş şekilde ilerlemesini sağlayacağız. Giriş yapmıştım ben daha önce. WP3 Admin tabii ki zam programda çalıştırmıştım. Bunları her derste tekrar ediyorum. Çünkü bu videoyu yeniden izleyenler olabilir. Bu şekilde çalıştırdıktan sonra girişimi yapıyorum. Giriş yaptıktan sonra yapmam gereken kategori oluşturmak. Neden kategori oluşturduğumu anlayacaksınız. Yazılara geldim. Ardından kategoriler seçeneğine tıkladıktan sonra dünya, ekonomi, dünya. Şu içerik yönetimini siliyorum. Bu daha önceki derslerden oluşturmuş olduğum kategoriydi. Udemy'de olacak bir eğitim setim tamamlandığında ise linkini açıklamalara koyacağım. Orada daha geliş çaplı anlatım olacak. Dünya, ekonomi. Ekonomi. Yeni kategori ekle. Gündem, siyaset, son dakika. Gündem. Yazı kısa ismini Türkçe karakter kullanmadan ve arada boşluk oluşturmadan yazıyorum ki kalıcı bağlantılarda herhangi bir sorun oluşturmasın. En son ne ekledik? Gündem. Siyaset. Siyaset. Son dakika yazarlar. İki kelime varsa aralarına tire koyuyorum. Ve yazarlar. Ebeveyn kategorisi demek hangi kategorinin altında olmasını istiyorsanız, örneğin açılır menüler var ya arkadaşlar, onların üzerine geldiğiniz zaman aşağıda yeni bir tane menü açılmasını istiyorsanız alt kategori olarak bunları ekleyebiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Ana sayfanın daha güzel görünebilmesi için ben 10-15 tane haber ekleyeceğim. Şöyle olacak, ben bir tanesini ekleyeceğim. Ardından diğer 10-15'ini de siz ekleyeceksiniz. Bu şekilde öğrenmiş olacaksınız. Milliyete girdim. Yani 10-15 haberi bu videonun içerisinde eklemeyeceğim. Bir tane ekleyeceğim. Ardından videoyu durdurup diğerlerini de ekleyeceğim. Babel gittiğine bin pişman. Spora giriyor. Şu ekonomiye girelim. Ekonomiye girdim. Yazı. Yeni ekle. Başlığı bu. Altındaki de H4 etiketiyle destekleyen bir yazı. H4 yaptım. Bir tane resim ekleyeceğim. Görsel eklemem gerekiyor. Resmi farklı kaydet, masa üstüne aldım. Bunları izinsiz kullanamazsınız. Ben lokalde kullandığımdan dolayı bu şekilde ekliyorum. Yükle dedim. Bunu buraya ekledim. Bu ortam kütüphanesine eklenmiş oluyor otomatik olarak. Kopyaladım ve buraya ekledim. Şöyle yapalım. Tamamdır. Önemli noktaya değiniyorum şimdi. Sağ tarafa baktığınızda ekonomi bölümünden aldığımdan dolayı bu yazıyı sağ tarafta ekonomi kategorisini işaretliyorum. Yapmam gereken bir de öne çıkan resim eklemek. Onu da az önce eklediğim alt yazıları Bayburt dişlenen taş. Görsel hatlarında SEO açısından düzgün bir şekilde yazmanız sizin faydanıza olacaktır, unutmayın. Alternatif metin. Şunu sileyim. Kopyaladım, yapıştırdım, tanımı yapıştırdım. Seç dedikten sonra tek yapmam gereken buradaki farklı ayarlar şu anlık bana hitap etmediğinden dolayı. Yayınla dedim. Şu an yayınlamak istiyorum ve yayınlandı. Sayfaya geldiğimde görmüş olduğunuz gibi ikinci haberde geldi. Bu şekilde 15 tane haber eklemem gerekiyor. Ben ekliyorum hemen. Alt alta yazıları bu şekilde eklemiş oldum. Hemen siteye bakalım. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir alan beni karşıladı. Son dakika haberleri gayet şık şekilde akarken son dakika haberlerinin hemen altında main stories, yani öne çıkanlar, editörün seçtikleri ve popüler olanlar gibi çeşitli alanlar mevcut. Görünüm özelleştir diyerek artık ben
temayla ilgili özel ayarlara geçebilirim. Böyle bir ekran beni karşıladı. Her temada farklı olarak bunlar çıkar. Kurcalayabilirsiniz. Logo seçebiliyorsunuz. Hemen Free News logo yazdım ve telif hakkı olmayan güzel bir logo. Bakacağım. Şuna bakabiliriz. Git dedim. Sağa tıkladıktan sonra resmi farklı kaydet diyerek masa üstüne kaydettim. Yapmam gereken logoyu tekrar seçmek. Dosya seç kısmından indirmiş olduğum dosyayı seçeceğim. Nerede o? Başlık AA Haber. Kulağına göz haberi seçtikten sonra sadece News yazan kısmı alacağım. Logo tasarlamakla uğraşmıyorum bu ders arkadaşlar. Görseli kır. Evet, bu şekilde buraya oturtmuş olduk. Geri geldim renklerden. Rengi kırmızı olsun. Üst kısım ortam dosyası. Şu News yazan kısmın arka tarafına ne eklemek istiyorsanız onu seçiyorsunuz burada. Her temada farklılık gösteriyor, tekrar söylüyorum. Arka plan görseli. Bakın, arka plan görselini News seçtiğim zaman arka plan onu düşüyor. Pek göze hoş gelmedi. Kaldırıyorum. Geri geldim. Bileşenlerde son yazılar var. Sağ tarafta da son yazılar. Burada size farklı gelebilir. Ara kısmı, arşiv kısmı. Onları kaldırabilirsiniz. Ben sadece son yazıları tutuyorum. Buralar boş. Bakın, bunun üzerine geldikten sonra bir bileşen ekle deyip etiket bulutu, ses dosyası, sayfalar ekleyebiliyorsunuz. Buradan geri gelince menüler. Önemli kısım. Şimdi ben bunu yayınla diyorum. Beni dikkatle takip edin. Kapattım. Ardından görünüm alanından menülere geldim. Menüler dediğimde şu olacak. Bakın, ekonomiye tıkladım örnek olarak. Ekonomi sayfası geldi. Son dakika tıklayınca son dakika ile ilgili sayfalar geldi. Ben burada kategori gelmesini istiyorum. Menü oluştur alanından ana menü dedim. Menüyü oluşturdum ve menünün içerisinde sol tarafta görünen kategorilerden seçim yaparak bunun içerisine aktaracağım. Sayfalardan değil, kategorilerden. Tümünü seç, geneli çıkar, menüye ekle. Primary menü olarak atasın, yani birincil menü olarak menüyü kaydet. Buradaki işlemimiz bu kadar. Tekrardan özelleştire geliyorum. Yani bir menü oluşturdum ve bunu sayfanın içerisine aktarmam gerekiyor. Menüler alanından tekrardan ana menü olarak, bakın, otomatik olarak menüler geldi. Ekonomiye tıkladım. Bakın, ekonomi kategorisinde ekonomiyle ilgili başlayan bu sefer haberler gelmeye başladı. Farkı bu sayfalardan. Kategori içerisindeki haberler geliyor. Bunu da güzel bir şekilde hallettik. Geriye geldiğimde ana sayfa ayarları var. En son yazılarınız mı görünsün veya bir sabit sayfa olsun, onlar mı aksın ana sayfada diye değiştirme işlemi yapabiliyorsunuz. Header'ın içerisinde üst tarafla ilgili ayarlar. Top Stories, son dakika diyelim. Top Stories son dakika olarak güncellendi. Bakın, Top Stories'de hangi kategoriden haberler gelsin? Son dakika kategorisinden haberler gelsin. Nerede? Son dakika. Yayınla. Geri geldiğimizde Banner setting'den ziyade Feature Slide, Main Stories, Haberler. Yine buna kategori seçebilirsiniz. Ben karışık olarak haberler gelsin diyorum. İkinci Dünya olsun. Hangi kategoriden haberleri çekecek? Dünya kategorisinden. Ben kafama göre seçiyorum buraları. İkinci alan ise gündem olsun. Bu ise gündemden haberleri çekmiş olsun diyorum. Sosyal profillerinizi ekleyebiliyorsunuz. Daha farklı neler var? İyidir alanından ziyade. Bakın, you missed your. Burası da ekonomi olsun.
Ekonomi. Çekeceği kategori ekonomi olacak. Evet, direkt geldi zaten. Yayınla dedikten sonra sayfayı son bir kere yenilediğimde, tekrardan ana sayfaya tıkladığımda yapmış olduğumuz değişiklikler gayet güzel bir şekilde görüntüleniyor. Videoyu beğendiyseniz beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Herkese kolay gelsin, iyi çalışmalar.